Kanal Üç ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Ana haber bülteniyle karşınızdayız. Pençe Kilit operasyonunda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 5 kahraman bugün memleketlerinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Türkiye şehitlerini uğurladı. Kuzey Irak'ta teröristlere yönelik düzenlenen Pençe Kilit operasyonunda çıkan çatışmada 5 kahraman asker şehit düşmüştü. Şehitler Teğmen Abdülkadir Güler, uzman çavuşlar Bican Kapılay, Hüseyin Cankaya, Onur Doğan'la sözleşmeler Celal Tekedereli için Şerafettin Elçi Havalimanı'nda tören düzenlendi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait iki uçak, şehitlerin naaşlarını son yolculuklarının yapılacağı memleketlerine götürmek üzere Hakkari'den havalandı. Hakkari'den Hatay'ın İskenderun ilçesine uğurlanan şehit piyade uzman çavuş Bican Kapılay'ın naaşı, baba evinde helallik alınmasının ardından tören için Nihal Atakaş Camisi avlusuna götürüldü. Şehit piyade uzman çavuş Kapılay'ın naaşı, il müftüsü Ömer Faruk Bilgin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Karaağaç Asri Mezarlık Şehitliği'nde defnedildi. Törende şehidin babası Erkan'la annesi Sevinç Kapılay ayakta durmakta güçlük çekti. Anne Sevinç Kapılay oğlunun tabutuna sarılarak "Kalk kuzum, sarıl ben geldim" diyerek gözyaşı döktü. Malatya'da da hüzün vardı. Askeri Erkan ve şehit ailesi tarafından karşılanan piyade sözleşmeler Celal Tekedereli'nin naaşı daha sonra son kez helallik için Yaka Mahallesi'ndeki evinin önüne götürüldü. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Bu davaya hepimizin sahip çıkacağına söz verir misiniz? Allahu Ekber! Gözyaşlarının sel olduğu helallik alımının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı Malatya Şehir Mezarlığı'na getirildi. Burada kılınan öğle namazının ardından şehit asker için cenaze töreni düzenlendi. İkisi kız, 5 kardeşten biri olan şehidin babası Cevat'la anne Aynur Tekedereli cenaze namazı süresince güçlükle ayakta durabildi. Eğer sulh-u salah istiyorsan hazır ol cenge. Piyade uzman çavuş Hüseyin Cankaya'nın cenazesi de İzmir'deki ailesine teslim edildi. Şehidin annesi Nazire, babası Niyazi ve kardeşi Oğuzhan Cankaya ile nişanlısı Esra Doğru, cenaze arabasındaki Hüseyin Cankaya'nın tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Şehidin naaşı helallik alınmasının ardından alkış ve tekbir sesleri arasında defnedileceği memleketi Kütahya'ya uğurlandı. Şehit Hüseyin Cankaya'nın Kütahya'da toprağa verildiği bildirildi. Öte yandan şehit askerlerin 5'inin aynı karede yer aldığı fotoğraf yürekleri burktu. Afyonkarahisar'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve kanaat önderleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Veysel Eroğlu ve Ali Özkaya'nın misafiri oldu. Milletvekilleri Eroğlu ve Özkaya, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen'in de katılımıyla Afyonkarahisar'daki STK temsilcilerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde misafir etti. STK'ların faaliyetleri ve sorunları üzerine gerçekleşen toplantıda, STK temsilcileri Afyonkarahisar'daki projeleri ve çalışmalarını anlatarak milletvekillerinden destek talep ettiler. Hocam da bizim kadim dostumuz diyelim. Konuya ilişkin açıklama yapan Milletvekili Özkaya, Afyonkarahisar'ı ortak akıl ve istişareyle yönettiklerini ifade ederek, Afyonkarahisar için kim bir hayırlı hizmet yapıyorsa onun en büyük destekçisi bizleriz. Bugün Sayın Bakanımız Veysel Eroğlu Bey ile Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Burhan İşleyen Hocamızın da katılımı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilimizin kıymetli STK temsilcilerini ağırladık. Onların bizlerden beklentilerini, taleplerini ve ilimize yapılacak çalışmaları değerlendirdik. İnşallah bundan sonraki süreçte de kısım kısım STK temsilcilerimizi ağırlayarak sorunlara çözüm üretmeye devam edeceğiz dedi. Eroğlu ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Sivil toplum kuruluşları bütün dünyada çok büyük öneme sahip kuruluşlardır.
Çünkü STK'lar düşünce ve fikirleriyle toplumları yönlendiren, vatandaşlar için faydalı hizmetler yapan çok faydalı kuruluşlardır. Afyonkarahisar'da da çok sayıda sivil toplum kuruluşu bulunmaktadır. Bu kuruluşların çok değerli ve faydalı çalışmalarına hepimiz şahidiz. Ancak bu hizmetlerin daha yukarıya taşınması için iyi bir koordinasyonla vazife dağılımı yapılması esastır. Afyonkarahisar Eğitim Vakfı iştiraki olarak öğrencilere burs kaynağı oluşturmak amacıyla kurulan albikere.com e-ticaret sitesi 1. yılını tamamladı. Bu kapsamda bir program gerçekleştirildi. Koral Termal Otel'de gerçekleştirilen programa Vali Kübra Güren Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Mehmet Seybek, İl Protokolü, Afyon Eğitim Vakfı ve ASSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser'le kadın kültür evlerinde üretim yapan kadınlar katıldı. Programda konuşan AEV Genel Sekreteri Murat Diker, e-ticaret sitesi fikrinin 8 Mart Kadınlar Günü'nde ortaya çıktığını anlattı. Uygulamamızla beraber o da şaşırtıcı. İlk bir ay içinde 8-9 bin indirim oldu. Şu anda 10 bin üzerinde mobil kullanıcımız var. Günde 1200 civarında sitemize giriş var. Afyon Eğitim Vakfı ve ASSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser ise konuşmasında kısa sürede önemli başarılara imza atıldığını ve hep birlikte başarıldığının altını çizdi. Birlikte olmadan hiçbir şey yapılmıyor. Albikere.com çok kısıtlı imkanlarla, çok maddi olarak çok kısıtlı imkanlarla oluştu. Bu güzelliğe gönül veren, güzel olduğunu düşünen sizler gibi kişilerin reklamlarıyla bu hale geldi. Daha da büyüyeceğine canı gönülden inanıyorum. İnşallah albikere.com'u çok daha iyi noktalarda görürüz. Şimdiden daha bu konudaki büyük alışveriş siteleriyle birlikte önemli toplantılara artık bizi de çağırıyorlar. Biz de sitemizi tanıtıyoruz. Bu vesileyle yeni mağazalar açılıyor. Biraz önce anlatıldı, 1000 tane mağaza oldu. Hiç küçümsenemeyecek. 100 bin ürün hakikaten bir senede hiç küçümsenemeyecek bir başarı. Bu başarı hepinizin. Dolayısıyla hepinize çok teşekkür ediyorum. Belediye Başkanı Mehmet Seybek ise konuşmasında e-ticaret sitesinin gelişmesinden yana olduklarını belirtti. Tabii buradaki satışlardan elde edilen gelirin %10'u en büyük özelliği öğrencilerimize burs olarak geri dönmesi. Niyetimiz, temennimiz daha fazla ürünün olması, daha fazla satışın yapılması ve daha fazla öğrenci kardeşimize eğitim bursu olarak dönmesinden yana. Daha sonra konuşan Vali Kübra Güren Yiğitbaşı, Albikere'nin kentin Amazonu olarak nitelendirilebileceğini söyledi. Türkiye'de kadın girişimci oranı 2002'de %4'lerdeyken günümüzde %15'lere de çıkmış durumda. Albikere.com şehrimizin gelişme hikayesine online olarak katkıda bulunan kentin Amazonu olarak da ifade edilebilir. İşte Afyonkarahisar'ımızın girişimci kadınları bu şekilde, bu sayede hem daha çok üretecek hem de emeğini maddi imkanlara da dönüştürebilmiş olacak bu sayede. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odamızın bir odasından aslında dünyaya açılan bir kapı olan şehrimizin gelişimine online ortamda katkı sağlayan albikere.com şehrimizi dünya ile buluştururken kadın kooperatiflerimiz için de önemli bir pazar imkanı sunuyor. Konuşmaların ardından albikere.com sitesinin kurulmasına destek veren yazılım firması sahibine Vali Yiğitbaşı tarafından teşekkür plaketi verildi. Etkinlikte kadın kültür evlerinde üretim yapan ve e-ticaret sitesi üzerinden satış yapan kadınlar da duygularını dile getirdi. Program hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. Çok teşekkür ediyorum. Ben de aynı şekilde. Bakıyoruz size ama. Evet. Sayın Valide beni dinleyicimmiş aynı zamanda. Albikere e-ticaret portalının 1. yıl dolayısıyla düzenlenen lansmana kadın kültür evlerinde üretim yapan kadınlar da katıldı. Programın sunucusuyla Sinan Paşa'dan gelen bir teyze arasındaki diyalog salonu kahkahaya boğdu. İnşallah ben de sizden memnunum. Allah razı olsun. Olacağım benim. Albikere e-ticaret sitesinin 1. yılı nedeniyle düzenlenen program, Sinan Paşalı teyzenin Vali Kübra Güren Yiğitbaşı ve sunucu ile yaptığı diyaloğa sahne oldu. Şimdi diğerleri kıskanacak bak çıkmadıkları için. Vallahi ben türkü bilmem.
Programda konuşmaların ardından sonucu kadınlardan da duygularını almak istedi olanlar oldu. Sayın Valimizden benim isteğim doğalgaz. Neyse aldı kere nokta kom dedim sen işi başka yere götürdün. Aldı kere nokta kom önden arkasından doğalgaz. Tamam peki o zaman. Sayın Valimden söz istiyorum. Eyvah. Afyon'un merkezini beğendiniz mi Afyon'un? Afyon biz kendimiz Afyonluyuz. Abo. Tonton bir teyzeyle sunucu sahneye geldi. Konuşmalar başladı. Teyze yeni vali Yiğitbaşı'na hoş geldin dedi. Kaymakamımız kadın, valimiz kadın, artık daha güçlüyüz dedi. Salon yıkıldı. Kaymakam hanım. Tamam. Bayan, valimiz bayan, biz bayan. Biz daha güçlüyüz bayan olarak. İşte bu. Sonra gelişen diyalogların ardından sunucu teyzeden türkü söylemesini istedi. Teyze dişleri olmadığı için söyleyemeyeceğini dile getirdi. Sahneye Vali Kübra Güren Yiğitbaşı çıkarak rektörün sözlerini iletti teyzeye. Bir tane söylesene. Ben türkü söyleyemem. Niye? Ama orada işleri yaparken eriştik. Diş olmadım ben, türkü olmuyor. Rektörü biz yaptıralım dişlerini dedi. Aa, İnşallah. Kaymakam siz de kadın kaymakam. E bir de vali geldi kadın. Artık erkekler sizden korksun dedi. Evet. Teyze ve vali Yiğitbaşı bir süre sohbet etti. Sinan Paşalı teyze büyük bir alkışla yerine döndü. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası tarafından üyelerine yönelik eğitim semineri düzenlendi değerli izleyenler. E-Ticaret ve Dijital Pazarlama Eğitimini yazılım uzmanı Serdar Bilecen verdi. Astrokopi Akademisi eğitimleri devam ediyor. Verimli geçeceğine inandığımız eğitimimizin açış konuşmasını yapmak üzere. Eğitimler kapsamında e-ticaret ve dijital pazarlama eğitimi semineri düzenlendi. Podcast nedir diye meraklı olanlar işte ses kaydında. Seminerin açılışında konuşan Astro Yönetim Kurulu üyesi Akif İşbilir, pandemiden sonra dijital pazarlamanın arttığını söyledi. 2020'den itibaren yaşadığımız küresel salgın sürecinde hepimizin daha sık kullanmaya başladığı teknolojinin kaçınılmaz sonucu e-ticaret olmuştur. E-ticaretin tüketiciye ürünlerini kısa zamanda ve kaliteli bir şekilde ulaşma imkanı sağlarken üreticiye de daha önce yüz yüze satış yapmadığı kişilere ulaşma şansı olmuştur. Günümüzde gazeteden kumanda piline, aşopman takımından bilgisayara birçok ürün e-ticaret yoluyla bu mecralarda satılmaktadır. Açılış konuşmasının ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Eğitim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Serdar Bilecen eğitim verdi. Bir yıl üniversiteden mezun oldum. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Mezun olduğumda Türkiye'de henüz bilgisayar devrimi yaşanmamıştı. Bilecen, e-ticaret ve dijital pazarlamanın detaylarını anlattı. Sabah gelirken de böyle podcastler tanımadığım birini, daha önce hiç kendisini dinlemediğim bir ürün. Podcast nedir diye meraklı olanlar işte ses kaydını almış. İşte Spotify, şu bu. Eğitim soru ve cevap bölümünün ardından sona erdi. Geri gelirse o hala yarısına gelmiş. Bu taraf yükleniyor. Bir internet sitesi yüklenecek. Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Yalçın Görgöz, Odak Gazetesi'ni ziyaret ederek 28. yılını kutladı. Mehmet Emin Güzbey ile görüşen Görgöz, ufukta seçim olduğunu söyledi. Nasılsınız, iyisiniz? Ulaşmayacak, hoşlanacak, kolay gelsin. İl Başkanı Görgöz'e Gençlik Kolları Başkanı Caner Peynirci ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. Tamam, olacak tam belli değil. Zamanında da olsa... Ziyarette konuşan CHP İl Başkanı Yalçın Görgöz, basının önemli bir denge unsuru olduğunu söyledi. Odak gazetemizin 28. yılı, biz biraz gecikmeli de olsa basınımızın Afyon'da neredeyse çeyrek asırdan fazla emeği olan Odak gazetesinin değerli hem sahibi hem çalışanlarını ziyaret edip hayırlı olsun. Daha nice 28'li yıllar dilemek için geldik. Basın çok önemli. Ülkemizin her ne kadar kuvvetler ayrılığı kalktı desek de yürütmenin, yargının, yasamanın sonrasında en büyük güç olarak bildiğimiz
basın daha güçlü ve etkin, tabii ki de özgür olmalı. Afyon basınında da dediğim gibi çeyrek asıldan fazla emeği olan Odak gazetemize bundan sonraki yayın hayatında başarılar diliyorum. Hele bir seçim öncesinde, seçim zamanlarında basınımızın gerçekten çok önemli rolü var. Odak gazetesinin ve tabii ki Mehmet Emin Güzbey'in öngörüleri, Afyon'la ilgili yaptığı yayınlar hep yakından takip ediyoruz. Bundan dolayı da tekrar başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Odak gazetesi kurucusu Mehmet Emin Güzbey ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek teşekkür etti. Başkanımız Yalçın Bey nezdinde tüm yönetime teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde denildiği zaman ben basın konseyinde de zaman zaman toplantılarda da hep dile getiriyoruz. Basın özgürlüğünü en çok savunan bir parti. Yerelde de Cumhuriyet Halk Partisi ile bir problem yaşamadık. İnşallah bundan sonra da yaşamayız. Cumhuriyet Halk Partisi de Türk siyasi tarihinin en köklü partilerinden birisi. Afyon'da da iyi bir heyetle temsil ediliyor. Söylediğiniz gibi önümüzde seçimler var. Seçim atmosferinde elbette siyasi partiler, gazeteler, medya bir arada çalışıyor. Ama biz hiçbir zaman ne bir beyanat konusunda, ne çalışmalarınızla ilgili bilgi istediğimizde yorulmadık sizden. Hep destek olduğunuz arkadaşlarımız aynı şekilde hem televizyonda hem gazetelerde bunu hep dile getiriyorlar. İnşallah birlikte nice yıllar inşallah çalışırız. Bizden sonra da, bizden sonraki kuşak da inşallah aynı hassasiyetler içerisinde olur. Afyon'a bakıldığında da medya gerçekten yerel medya çevredeki illere göre en etkin. En zor şartlarda çalışıyor. Sanayi açısından biraz zayıfız ama reklam pastalarımız çok az olmasına rağmen yine de en etkin medya Afyon'da var. Bundan dolayı da gurur duyuyoruz. Sizlerin de desteklerini inşallah haber anlamında daha çok artmasına İnşallah bekliyoruz. Tabii ki. Ziyaret karşılıklı sohbet ve ülke gündeminin değerlendirilmesiyle devam etti. Hüdayi Kaplıcalarına dev bir tesis daha yapılıyor değerli izleyenler. Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müjdeli haberi verdi. Bu kapsamda hazırlanan klip geliyor ekranlarınıza. Sandıklı Belediyesi ve Zafer Kalkınma Ajansı'nın ortaklaşa yapmış olduğu projenin başlangıç noktasındayız. İnşallah en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz. Burası hayvanat bahçesinin içerisinde olduğu, paintball alanlarının olduğu, at binme alanlarının olduğu, kısacası Sandıklı'nın muhteşem bir parka daha ihtiyacı olduğunu düşünerek hazırlamış olduğumuz o harika proje hayata geçiyor. Ben bu projede emeği geçen çok kıymetli çalışma arkadaşlarımıza, proje ekibine ve kıymetli müdürlüğüne teşekkür etmek istiyorum. Burada muhteşem bir tesis sizleri bekliyor. Geri sayım başladı, çok az kaldı. İnşallah yakın zamanda sizlerle beraber olacağız. Afyonkarahisar'ın İsçihisar ilçesinde Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, İsçihisar Kaymakamlığı, İsçihisar Belediyesi ve hayırsever iş adamlarının katkılarıyla 19 adet aküle aracın dağıtım töreni yapıldı. Engelli araçların dağıtım noktasına gelen engelli vatandaşlar ve aileleri araçları yakından inceledi. Afyonkarahisar'ın İsçihisar ilçesinde gerçekleştirilen tören, ilçe İmam Hatibi İbrahim Etmiş tarafından okunan Kur'an-ı Kerim'le başladı. İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban da bir konuşma yaparak törene katılanları selamladı. Engellilerin içinde bulunduğu durumu özetleyen İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban şöyle konuştu. Afyonumuzda, ilçelerinde, köylerinde engelli kalmadı. Gelen araçlar Çanakkale'ye, Siirt'e, Gümüşhane'ye, Rize'ye, Van'a, Kastamonu'ya, Çorum'a götürüyorsunuz.
İlçe Kaymakamı Uğur Kapar da İl Genel Meclis Üyesi Necati Şevik'ten övgüyle söz etti. İsviçre'de İl Genel Meclisi'nin yapıldığı bir toplantı sırasında Necati Bey yeniden tabii sahneye çıktı ve dedi ki benim engelli kardeşlerim var ve bunların da bir ihtiyacı var. Biz de İsviçre gibi bir yerde bunu dile getirelim ki engelli kardeşlerimizin iş adamları sayesinde yürüyen ayakları olalım. Necati Şevik ise araçların geliş prosedürü hakkında bilgiler verdi. Biz bu araçları 2007'de başladık. Bu araçları yapmaya. Şu anda 4000 küsur tane ortalama Türkiye genelinde araç yaptık biz. Afyon merkez 700 küsur tane oldu ama biz EYAT Derneği Emirdağ Derneği olarak Belçika'dan Şırnak'a kadar, Şırnak Silopi'ye kadar araç verdik. Bu araçları alıyoruz. Dağıtma Şehir Konsolosluğu'ndan hibe senedi yaptırıyoruz. Konsolosluktan hibe senedi yaptığımız zaman bu Türkiye gümrüklere geldiğinde gümrük bedeli ödemiyoruz biz bu araçlara. Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde İşkur'un engelli ve eski hükümlü kendi işini kurma projesi kapsamında aldığı hibe desteğiyle hayvancılık yapmaya başlayan eski hükümlü işini büyütmek istiyor. Eski hükümlü devlet desteğiyle hayvancılık yapmaya başladı. İşlediği bir suçtan dolayı girdiği cezaevinden 2008'de çıkan 37 yaşındaki Ömer Özel, hayatında yeni bir sayfa açmak için İşkur İl Müdürlüğü yetkilileriyle görüştü. Devletimiz de her şeyi yani yerli yerince yaptı. Allah bir diye bin kere razı olsun. Özel, bu yıl engelli ve eski hükümlü kendi işini kurma projesine başvurdu. Girişimcilik kursunu tamamladıktan sonra hazırladığı projenin İşkur Genel Müdürlüğü'ndeki ilgili komisyonca onaylanmasının ardından kendisine verilen nakdi hibeyle 3 büyükbaş hayvan satın alan Özel, ailesinin geçimini süt satarak sağlıyor. Özel, cezaevinden çıktıktan sonra ilçede birçok yere iş başvurusunda bulunduğunu söyledi. Başvurduğu bazı iş yerlerinden olumsuz yanıt aldığını belirten Özel şöyle konuştu. Üzerimde hiçbir şeyim yoktu zaten. Müracaat ettim. Bayağı bir 2-3 ay geldim gittim, uğraştım. Bütün kurs programlarına katıldım. Her şeyi öğrendim. Sonra müracaatım gerçekleşti Allah'a bin kere şükür. Ben hayvanlarım hep gebeydi aldığımda. Bir tanesi ikiz doğurdu. 3 tanesi de tek doğurdu. Hepsi de dişi olmak şartıyla. Şu anda 4 tane hayvanımın 5 tane buzağısı var. Bir yandan seviniyoruz, bir yandan sütleriyle beraber geçimimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Eşinin her zaman arkasında olduğunu aktaran Merve Sultan Özel ise şunları söyledi. Üniversite okuyorum kendim, açık öğretimden 2 üniversite. Kaynım, kayınpederim, ondan sonra eğitim hep beraber çalışmaya çalışıyoruz. Eşimin arkamda olduğu için onu daha çok gururlandırmak istiyorum. Tek hedefim bu. Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesine bağlı Sağırlı köyü sınırlarında İsçihisar'ın Seydiler Belediyesi tarafından başlatılan su sondaj çalışmasına engel olan köylüler şimdi de sondajın yapılacağı mezarlık alanında gece gündüz nöbet tutuyor. Köylüler mezarlık ve merada sondaj nöbetine başladı. Biz meramızı vermek istemiyoruz. Afyonkarahisar'ın İsçihisar ilçesi Seydiler Belde Belediyesi tarafından Sağırlı Köyü'nde yapılacak su sondajı için iş makineleri köyün 2 kilometre yakınında bulunan mezarlık alanında çalışma yapmaya başlayınca köylüler ellerinde taş ve sopalar alıp çalışmayı durdurmuştu. Allah tutuyor orada ya. Allah her tarafı soran ya. Bizi duyuyor musun? Allah Allah. Cenazelerimiz nereye dolduracaklar? Bunu duyuyor. Durumun jandarmaya da bildirilmesiyle muhtemel bir kavganın önüne geçilirken, ara verilen çalışmanın tekrar başlayacağını öğrenen köylüler mezarlıkta nöbet tutmaya başladı. Köylerinde bir belde belediyesinin çalışma yapmasını istemediklerini belirten köylüler, mezarlarının talan edileceğini söyleyerek böyle bir çalışmaya asla müsaade etmeyeceklerini belirttiler. Bizim kabirimiz eskiden atalarımızın kabiri bura. Ben Bilecek'ten, daha evvelden. Osmanlı yazılar 300 bin sene onu sürüyor, oturur görüp. Şu birinci sırada kabir, benim babamın kabir. Ve bu kabir sedlerin tapusuna gitmiş. Biz karşıdayız, bak orada oturuyor. Bu örtük onların malzemenin geldiğini buraya, aletlerine. Onlar gelince biz de traktörü atladık, geldik. Kazıyormuşmuş kepçe burayı. Kepçenin önüne oturduk, bize bağırışıyorlar. Jandarmalar önümüze dikildi, geç inmeyin diyerek. Traktörden inmeyin diyorlar. Burayı bunlar hak etmiş diyorlar, Seydilerliler diyorlar.
Bura nasıl onların olur? Bura bizim şeyimiz dedik. Biz şey yaptık, kepçenin önüne oturduk. Bizi atıyorlar oradan adamlar. Bağırışıyorlar bize. Kaçın oradan, burayı ben hak ettim diyor. Takıyor, ona ne kadar sürdün, ne hakkım var diyor. Allah razı olsun. Beramız istiyor. Beramıza dokunmasınlar, kabirlerimize dokunmasınlar. Köy bizim köyümüz. Biz bu hayvancılığı bu köyde ediyor. Süt veriyor, peynir yapıyor. Köylüler yine ellerinde taş ve sopalarla nöbetleşe olarak sondajın yapılacağı mezarlıkta nöbet tutuyor. Biz meramızı vermek istemiyoruz. Afyonkarahisar'da bir genç psikiyatri ilaçlarını alamadığı gerekçesiyle tamamlanamayan inşaatın 3. katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri büyük uğraş sonucu genci ikna ederek aşağı indirmeyi başardı. Genç kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. Abi çek. Yapmayın ya. Lütfen. Ya çek bak kendi. Lan çek. İntihar girişiminde bulunan genci müzakereci ekipler ikna etti. Afyonkarahisar Merkez Gazlı Göl Caddesi'nde bulunan ve tamamlanmayan bir inşaatın 3. katına çıkan bir genç aşağıya atlamak istedi. Durumun polise bildirilmesiyle birlikte bölge itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Eline taş ve kesici alet alan genç polis ekiplerinin yaklaşmasına izin vermedi. Daha sonra itfaiye ekipleri de aşağıda her ihtimale karşı hava yastığı açtı. Müzakereci polislerin gelmesiyle ikna çabaları sonuç verdi ve genç intihar etmekten vazgeçti. Binadan polis eşliğinde indirilen genç gazetecilerin kendilerini görüntülemesinden rahatsız olarak çekmeyin diye tepki gösterdi. Abi çek. Yapmayın ya. Lan çek bak Bak abi çek lan beni. Gencin psikiyatri ilaçlarını alamadığı için intihar etmek istediği öğrenildi. Bülten başında da ekranlarınıza getirdik sevgili izleyenler. Teröristlerle çıkan çatışmada 5 asker şehit olmuştu. Bu kapsamda Bilecik'te Hande Ünsal konseri iptal edildi. Konser için alana toplanan binlerce kişi şehitler için sessiz yürüyüş yaptı. Anlayışla karşılayacağımızı biliyoruz çünkü... Konser iptal edildi, binlerce kişi şehitler için sessiz yürüyüş yaptı. Pençekilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 5 asker şehit oldu. Şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Bilecik Cumhuriyet Meydanı'nda konser için bir araya gelen binlerce kişi, konserin iptal olduğunu öğrenince "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı. Ardından binlerce kişi saygı duruşunda bulunurken hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Şehitler için sessiz yürüyüş yaptı. Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı düşüncelerini aktardı. 5 şehidimiz var, sizlerin de bildiği gibi. Operasyon devam ediyor. Şehitlerimiz artabilir, yaralılarımız var. Yaramız açık bir şekilde kanıyor. Bizler bu vatanın evlatlarıyız. Bir kanın bile dökülmesine tahammülümüz olamaz ve biz bu akşam eğlenemeyiz. Konya'da meslek lisesi öğrencileri tarım ve hayvancılığı, küçükbaş hayvan yetiştirme, mantar üretim tesisi ve 2:6 sera alanındaki uygulamaları eğitimlerle tecrübe ediyor. Meslek liseliler çiftçiliği hem sahada hem okulda öğreniyor, modern tekniklerle verimlilik artırılmak isteniyor. Görüntüler Konya'da. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 1967'de Veteriner Sağlık Lisesi adıyla açılan okul, 2006'da Milli Eğitim Bakanlığı'na devredildikten sonra farklı alanlarda yürüttüğü projeleriyle eğitim imkanı sunuyor. Öğrencilerini merkez sınavla ve diploma başarı puanına göre alan okulun, şehir dışından tercih yapan öğrencileri için de 146 kişilik pansiyonu bulunuyor.
Okulun uygulama alanlarında elde edilen ürünler döner sermaye kapsamında değerlendirilerek öğrenciler için de gelire dönüşüyor. Okul müdürü İlhan Kolay, tarım ve hayvancılığın stratejik bir sektör haline geldiğine dikkati çekerek şöyle konuştu. Yaklaşık 1500 kapasiteli bir kanatlı hayvan yumurta üretim tesisi kurulumu yapıldı. İçindeki mekanizma da şu anda kurulumu tamamlanmış durumda. İl Tarım Müdürlüğümüzden gerekli izinler alındıktan sonra yumurta üretimine başlayacağız. 100 metrekarelik bir adet küçükbaş hayvan yetiştirme uygulama alanı kurulumu yapıldı. 112 metrekarelik bir adet mantar üretim tesisi kurulumu yapıldı. Şu anda üretimimiz devam etmekte. 2 adet 250 metrekarelik örtü altı sera uygulama alanı kurulumu yapıldı. Öğrencilerimize ve çiftçilerimize örnek olabilme açısından bu tip bir üretim alanı kurdukları anda elektrik ihtiyacını karşılayabilmek için karşılamasına yetecek kadar küçük bir güneş enerji santrali kurulumu planlamaktayız. Öğrencilerimize de önünü açaraktan bu şekilde elektrik enerjisini kendileri ürettikleri anda kendi bulundukları köylerinde, kentlerinde elektrik sarfiyatından, masrafından kurtularak örnek olma açısından projelerimizi geliştirmeye devam etmekteyiz. Demokrasi Şehidi Adnan Menderes ve dönemini yansıtan Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni 4 ayda 41 bin kişi gezdi. Adnan Menderes Demokrasi Müzesi gururu ve hüznü bir arada yaşatıyor. Eski başbakanlardan Adnan Menderes'in icraatlarının ve döneminin anlatıldığı müze 15 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Ziyaretçileri dışarıda Menderes'in makam arabası ve çiftliğinde kullandığı traktörü, içeride ise İstiklal Madalyası karşılıyor. Türkiye'nin birçok bölgesinden ziyaretçi ağırlayan müzede Menderes'in nişan yüzüğü gibi kişisel eşyaları, fotoğrafları, köylüye karşılıksız bağışladığı kendisine ait arazilerin tapuları, dönemin gazete manşetleri, 1950 yılında kullanılan seçim sandığı ile o döneme ait belgeler ve icraatlarının anlatıldığı maketler yer alıyor. Müzede hazırlanan bir odada ise 27 Mayıs darbesinin bildirisi, postal sesleri, Adnan Menderes'in konuşması ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin görüntüsü ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seslenişi gösteriliyor. O dönemin gururunu ve üzüntüsünü bir arada yaşayan ziyaretçiler, müzeden ayrılırken duygu dolu anlar yaşıyor. Evet, o kadar da anlıyorlar benim. Büyük bir... Eskişehir'de kullanıma elverişli olmadığının tespiti üzerine boşaltılıp yıkımına başlanan Kurtuluş Kapalı Pazar yerinin esnafı bir an önce modern tesisin inşa edilmesini istiyor. Eskişehir'de yıkımına başlanan pazar yerinin esnafı modern tesise kavuşmak istiyor. Odun Pazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan ve riskli bina tespit analizi sonucunda düzenlenen raporla mevcut haliyle kullanıma elverişli olmadığı belirlenen pazar yeri Büyükşehir Belediyesi'nce 10 Mayıs'ta boşaltılarak yıkımına başlandı. Bu nedenle çarşamba ve cumartesi günleri imar sokakta tezgah açan esnaf, mevcut yerinde yapılması planlanan modern pazar alanının bir an önce bitirilmesini talep etti. Bize 12 ay ile 15 ay arası bir taahhüt ettiler. Biz de bunu hani çoğu kişiden de duyduk. Görmüşsünüzdür, çatıları ben almaya başladılar. İnşallah 12 ay ile 15 ay arası teslim edecekler. Biz cefa çekmeye hazırız. İleride sefasını sürelim yeter ki. Pazar kapandı. Bunun çocukları var ya, sokak pazarına attılar yavrum. Yeni bir olursa tabii Büyükelçen'e sesleniyorum. Çabuk yapsın orayı. Yazın iki ay iyi. Kışın Ocak, Şubat ayı soğuk olduğundan burada pazarcı esnafı mağdur olacak. Yani pazarın en kısa zamanda yapılmasını istiyoruz. Pazar yani daha nezih, daha temiz, daha düzgün pazar olacak da ama ne zaman olacak bilmiyoruz. Son 5 ay 6 ay kala yapıldı ama soru işaretiyle yapıldı. Dediler ki olursa olur, olmazsa dediler
devam ederiz böyle. Nitekim oldu. Ya oldu ama esnaf mağdur mu oldu? Mağdur oldu. Güzel mi olacaktı? Yapılması gerekiyor muydu? Gerekiyordu. Çünkü pazarımız harbiden Allah'a ele alınmayacak gibi şey oldu. Artık yani düzen, tertip falan hiç kalmamıştı. Yapacak ama bir an önce yapsa güzel olur. Çünkü esnaf mağdur. Şimdi yaz günü tamam bir şeyler yapıyoruz ediyoruz ama yarın bunun kışı var, yağmuru var, sıkıntı olacak. Aydın'ın Söke ilçesinde mermer atölyesi işleten emekli polis memuru iş yerinde geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi. Ölmüş ya. Nereden geldi bu? Abi görmüyor mu ya? Mermer atölyesi işleten emekli polis iş yerindeki kazada hayatını kaybetti. Emekli olduktan sonra mermer atölyesini devralarak işletmeye başlayan Tayfun Yorulmaz, spiral kesme makinesinde çalışırken başından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Yorulmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Tayfun Yorulmaz'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Konya'da bir şahsın intihar ettiği ihbarı üzerine soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri olayın cinayet olduğunu ortaya çıkardı. Olayla ilgili olarak maktulün 3 arkadaşı gözaltına alındı. Arkadaşını öldüren kişiler önce intihar dedi, sonra cinayeti itiraf etti. Olayın adresi Konya'nın Merkez Selçuklu ilçesi. Müzik. 20 yaşındaki Kübra Nur D'nin, 32 yaşındaki arkadaşı Mehmet Küpeli'nin intihar ettiği ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler Mehmet Küpeli'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay anında evde olan Kübra Nur D'nin ilk ifadesinde Mehmet Küpeli, arkadaşları Adem S. ve İbrahim A. dışarıdayken tartıştıklarını ve Mehmet Küpeli'nin tüfeği başına dayayarak intihar ettiğini, korktuğu için de arkadaşları Adem S. ve İbrahim A.'yı arayıp haber verdiği şeklinde söylediği öğrenildi. Olayın cinayet olabileceğinden şüphelenen Konya İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri araştırmayı derinleştirdi. Tekrar ifadesine başvurulan Kübra Nur D, olayın intihar değil cinayet olduğunu itiraf etti. Cinayet Büro ekipleri şüphelilerin iş yerlerine yaptıkları operasyonla 3 şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Kübra Nur D, Adem S ve İbrahim A tutuklanarak cezaevine gönderildi. Burdur'da hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Evet. 17 yaşındaki motosiklet sürücüsünden acı haber. Olayın adresi Burdur. Bakanlar beklemesin ya. 17 yaşındaki Fırat Çetin idaresindeki motosikletle hafif ticari araç çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Meydana gelen kaza sonrasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Fırat Çetin, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Araç sürücüsü ise gözaltına alındı. Çetin'in arkadaşları ve dayısı Yaşar Bulut, Fırat'ın çok sevilen bir genç olduğunu söyledi. Çevresi çok büyüktü, çok da genişti. Herkes sevinir, sayılır bir insandı. Herkes seviyordu. İşte ne yazık ki kaybettik. Ya kimseye bir yanlış yoktu ya abi çocuğu. Sevilen bir çocuk ya. Şoförlüğü de iyiydi abi, hiç hızlı gitmezdi. Basmazdı ya, hep kasla gezerdi. Nasıl oldu, nasıl etti biz de bilmiyoruz. Hastane morgunun önüne gelen Çetin'in yakınları ve çok sayıda arkadaşı gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze işlemlerinin ardından gencin cenazesi toprağa verildi. Denizli'nin Acıpayam ilçesinde faaliyet gösteren krom madeninde meydana gelen göçüğün altından dram çıktı değerli izleyenler. Göçük altında kalarak hayatını kaybeden operatörden geriye birisi yeni doğmuş 6 erkek çocuk kaldı. Müzik.
Maden ocağındaki göçükten dram çıktı. Göçükte hayatını kaybeden operatörden geriye birisi yeni doğmuş 6 yetim çocuk kaldı. Denizli'nin Acıpayam ilçesinde faaliyet gösteren krom madeninde meydana gelen iş kazasında 40 yaşındaki operatör Ali Rıza Kut, göçük altında kalarak hayatını kaybetti. Müzik 16 ekip arkadaşının kendi çabalarıyla kurtulmayı başardığı madende ekmek parası için mücadele ederken canından olan Ali Rıza Kut'un cansız bedenine yaklaşık 3 saatlik bir çalışmanın ardından 360 metre mesafede ulaşıldı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen kurtarılamayan Ali Rıza Kut'un cenazesi otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden operatör Ali Rıza Kut'tan geriye birisi yeni doğmuş 6 erkek çocukla mücadelelerle dolu bir yaşam öyküsü kaldı. Çocuklarının geleceği için hayatı boyunca madenlerde çalışan Ali Rıza Kut'un her gün Muğla'nın Dalaman ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nden kilometrelerce yolu gidip gelerek para kazanmaya çalıştığı ortaya çıktı. Aydın'ın Efeler ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Mehmet Cınaklı'nın kullandığı otomobil Aydın-İzmir otoyolu Çıldır Havaalanı bağlantı noktasında refüje çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü 112 acil sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Sürücünün durumunun ağır olduğu bildirildi. Konya'nın Beyşehir ilçesinde tarlasının tel örgülerinin bir kısmının sökülerek götürüldüğünü gören ve büyük şaşkınlık yaşayan tarla sahibi hırsızlara seslendi. Tarlasından tel örgüleri çalındı, hırsızlara çağrıda bulundu. Şikayetçi olmayacağız, neyin şikayetçisi olacağız zaten, almış götürmüş. Getirsinler yani, buranın yerlerine koysunlar, kursunlar, hatta emeklerini de ödeyelim yani işçiliklerin. Olay Konya'da bulunan bir tarlada meydana geldi. Hamza Nergis, ormanlık alanın yanında bulunan nohut ekili tarlasını yaban domuzlarından korumak için etrafını tel örgülerle çevirdi. Sabah saatlerinde tarlasına gelen ve tel örgülerin bir bölümünün hırsızlar tarafından yerinden sökülerek çalındığını belirten Hamza Nergis şöyle konuştu. 3-4 aydır bunları yaşıyoruz yani. Vallahi yeni paraya göre bayağı yüksek. Eski paraya göre pek para değil ama şimdi bayağı 4 katı 5 katı oldu eski yaptırdığımıza göre burası. Kapıyı kırmışlar kilidini gördünüz orada. Ve etrafı güzelce sökmüş gitmişler. Çalıştırmaya getirsek çalışmazlar yani. Böyle yanlış yani. Memleketimiz ne hale geldi. Vahşi hayvanlardan korumak istedik ama biz vahşi insanlarımızdan koruyamadık biz burayı. Ne yazık ki. Sonbaharda topladığı çınar yapraklarını sanatla buluşturan Uşaklı gencin dikkat çeken eserleri alıcılardan talep görüyor. Hayallerini çınar yapraklarında gerçeğe dönüştürdü. Bir kargo şirketinde kurye olarak çalışan 25 yaşındaki Hüseyin Özçelik, 2019 yılında kuzeyinin yönlendirmesiyle tesip kursunda bir süre eğitim aldı. O dönem bir çanta modelinin üzerine desen olarak yerleştirilmiş kuru ağaç yaprağını fark eden Özçelik, bir süre sonra yapraklara çeşitli motifler yapmaya karar verdi. Özçelik tesip kursunda öğrendiklerini de harmanlayarak çınar yaprakların üzerine insan silüeti ve çeşitli motifler çizdi ve bu çalışması ilgi görmeye başlayınca eserlerini sosyal medya hesabından paylaştı. Buradan aldığı talepler doğrultusunda çizim ve boyamalarına devam eden Özçelik yaptığı çalışmaları daha sonra satışa çıkardı. Özçelik'in stresten uzaklaşmak amacıyla yaptığı iş bir süre sonra mesleği haline geldi.
Evinde ve kurs eğitiminin atölyesinde sipariş üzerine boyama ve çizim işlemi yapan Özçelik, şehir dışından gelen siparişleri de kargo ile gönderiyor. Boyama yapacağı çınar yapraklarını sonbaharda toplayan Özçelik, yapraklarında 7 santimetreden büyük ve geniş olmasına dikkat ediyor. Topladığı yaprakları evinde muhafaza eden Özçelik, gelen siparişler doğrultusunda yaprakların üzerine sulu boyayla insan silüeti, gökyüzü, yıldız, gün batımı ve gün doğumu gibi çizimler yapıyor. Özçelik'in peçeteyle de efekt verdiği çizimleri bazen 10 saat sürüyor. Kanal 3 ekranlarından güne yansıyan önemli gelişmelerle karşınızda olduk değerli izleyenler. Yarın akşam tekrar görüşmek umuduyla iyi akşamlar. Akrones Termal Otel spor haberlerini sunar. Kanal ekranlarından mutlu akşamlar. Spordaki gelişmelerle karşınızdayız sevgili izleyenler. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, son dönemde elde edilen sportif başarılarının planlı bir çalışmanın sonucu olduğunu belirtti. Son dönemde kazanılan başarıların tüm dünyaya Türk sporcusunun, Türk gencinin gücünü, ahlaklı ve centilmen tavrını bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Biz bu gençlerimize iftihar ediyoruz." dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, uluslararası organizasyonlarda peş peşe elde edilen başarıları değerlendirdi. Sporcuları tebrik eden Kasapoğlu, milletimizin iftiharı olan, göğsümüzü kabartan başarılara imza atan, şanlı bayrağımızı en yukarı çektiren gençlerimiz, son dönemde sporun her alanında destan yazdılar. Hedefimiz her alanda olduğu gibi sporda da sürdürülebilir başarıyı yakalamak, diye konuştu. Bir ülke gelişiyorsa sporda, teknolojide, sanatta, bilimde, sanayide, yeni hayatın her alanında ilerleme kaydediyorsa bunun itici gücü mutlaka gençlerdir diyen Kasapoğlu, sporda elde edilen başarıları sıralayarak şöyle konuştu. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 5 altın, 2 bronz olmak üzere 7 madalya kazanarak tarih yazan milli boksörlerimiz takım halinde dünya şampiyonu oldu. Avrupa Şampiyonası'nı 9 altın, 5 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 19 madalyayla tamamlayarak büyük bir başarıya ulaşan hem tekvando hem de para tekvando milli takımlarımız, gençler Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'dan 2 altına dönen kürekçilerimiz. Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde Wisla Krakow'u mağlup eden Etimesgut Belediyespor, Şampiyonluk Kupası'nı ülkemize getirdi. Anadolu Efes, finalde Real Madrid'i yenerek ikinci kez Euroleague şampiyonu oldu. Vakıfbank 2022 CEV Şampiyonlar Ligi süper final maçında İtalyan ekibini mağlup ederek 5. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. 22 yaş altı erkek ve kadın voleybol milli takımlarımız grup aşamasını namağlup tamamlayarak Avrupa şampiyonası finallerine katılma hakkı elde etti. Dünyanın en büyük okul sporları şampiyonası olan Jimnasit'te sporcularımız 25 altın, 25 gümüş ve 42 bronz olmak üzere toplamda 92 madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. Bütün bu başarılar ülkemizin sportif açıdan ne denli doğru bir yolda olduğunu gösteriyor ve gelecek için bizleri umutlandırıyor. Son dönemde kazanılan başarıların tüm dünyaya Türk sporcusunun, Türk gencinin gücünü, ahlaklı ve centilmen tavrını bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Biz bu gençlerimizle iftihar ediyoruz." dedi. TFF 2. Lig'de playoff yarı final karşılaşmaları sona erdi. Beyaz grupta Teko Karacabey Belediyespor ile kırmızı grupta Bodrum Spor AŞ adını finale yazdıran takımlar oldu. Müzik
Afşet Afyonspor'un playoff'a yükselmeyi kıl payı kaçırdığı TFF 2. Lig'de finale yükselen takımlar dün oynanan yarı final maçı sonunda belli oldu. Kırmızı grupta yarı final ilk maçında Bayburt Özel İdare Spor'u 3-1 mağlup eden Bodrum Spor, deplasmanda oynadığı ikinci maçta sahadan golsüz beraberlikle ayrılarak finale yükselen ilk takım oldu. Beyaz grup yarı final ilk maçında 0-0 berabere kalan Tarsus İdman Yurdu'yla Teco Karacabey Belediyespor'sa ikinci müsabaka için dün Tarsus İlçe Stadı'nda karşı karşıya geldi. Büyük bir çekişme içerisinde geçen maçı penaltı atışları sonucu 6-3 kazanan Teco Karacabey Belediyespor final oynamaya hak kazandı. TFF 2. Lig'de dün tamamlanan playoff yarı final müsabakalarının ardından rakiplerini eleyen Bodrum Spor AŞ ve Teco Karacabey Belediyespor AŞ finale yükseldi. Spor Toto 1. Lig'e çıkacak son takımın belli olacağı TFF 2. Lig playoff finali tek maç eleme usulüne göre 29 Mayıs Pazar günü oynanacak. TFF 3. Lig 1. Grup playoff finalinde Artvin Hopaspor'u 1-0 yenen Arnavutköy Belediyespor önümüzdeki sezon TFF 2. Lig'de oynamaya hak kazandı. TFF 3. Lig'de playoff final maçı Artvin Hopaspor'la Arnavutköy Belediyespor arasında oynandı. Artvin Hopaspor, müsabakanın 87. dakikasında Ali Say'la penaltı vuruşundan faydalanamazken 90+3. Dakikada Samet Günhan'la golü bulan Arnavutköy Belediyespor adını TFF 2. Lig'e yazdıran taraf oldu. Maçın sona ermesinin ardından Arnavutköy Belediyesporlu futbolcular ve teknik heyet büyük sevinç yaşadı. TFF 3. Lig 1. Grup playoff finalinde Artvin Hopaspor'u 1-0 yenerek TFF 2. Lig'e yükselen Arnavutköy Belediyespor kupasını düzenlenen törenle aldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan maçın ardından kupa ve madalya seremonisi yapıldı. İstanbul ekibine kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Kayseri Bölge Müdürü Vahdi Elbaşı verdi. Seremonide büyük sevinç yaşayan Arnavutköy Belediyesporlu futbolcular kupayla tribüne giderek mutluluklarını taraftarlarıyla paylaştı. Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Nuh köyünde yaşayan Fatma Yılmaz, köydeki yaşamının profesyonel olarak ilgilendiği güreşte başarıyı getirdiğine inanıyor. Ailesiyle yaşayan 14 yaşındaki Fatma Yılmaz'ın ortaokul eğitimi için gittiği 2 kilometre uzaklıktaki Taşoluk beldesinde 3 yıl önce halı sahada futbol oynarken güreş antrenörü Yakup Yağcı tarafından güreşe yatkınlığı fark edildi. Fatma Yılmaz, ailesinin izninin ardından okuldaki eğitimi sonrasında Taşoluk Belediyespor Kulübü'nde hafta içi güreş antrenmanlarına başladı. Zamanla güreşi çok seven genç sporcu, eviyle kulübü arasındaki yaklaşık 2 kilometrelik mesafeyi bazen babasının aracıyla, bazen bisikletle, bazen de koşarak gidip geldi. Fatma Yılmaz, 2021'de Antalya'da 13 yaş altı şampiyonasıyla, Tekirdağ Çorlu'da 15 yaş altı şampiyonasında Türkiye birincisi olarak milli takıma seçildi. Geçen yıl Bulgaristan'da düzenlenen 15 yaş altı Avrupa şampiyonasında ikinci olan milli güreşçi, Yunanistan'da katıldığı Balkan şampiyonasında birinciliği elde etti. Başarılarıyla ailesini de gururlandıran Fatma Yılmaz, okul ve güreş antrenmanlarının yanı sıra köy işlerinde de anne ve babasına yardımcı oluyor. Büyükbaş hayvanlarını köyün yaylalarında otlatan Fatma Yılmaz, hareketli yaşam tarzıyla formunu koruyor. Köyde inek gidiyorum, şeyler yapıyorum, hayatımın yarısı sporla geçiyor, babama yardım ediyorum. Sonra babamla inek gidiyoruz falan, hepsi spor gibi geçiyor zaten. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü bünyesindeki Kariyer Merkezi ve Spor Bilimleri Fakültesi tarafından organize edilen Kariyer Günleri etkinliğinin konuğu oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, İnönü Üniversitesi kariyer günlerine konuk oldu. Öğrencilerin ve spor severlerin yoğun ilgi gösterdiği programda Başkan Mehmet Akif Üstündağ, başarılarının sırlarını ve tecrübelerini paylaştı. Spor Bilimleri Fakültesi konferans salonunda düzenlenen programa TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Liglerden sorumlu AS Başkanı Ahmet Göksu, TVF Basından sorumlu yönetim kurulu üyesi, basın sözcüsü Mustafa Alparslan, TVF Sağlık ve Dopingle Mücadele Kurulu Başkanı Profesör Doktor Ufuk Demirkılıç, İnönü Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kızılay, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Cemal Gündoğdu, Kültür Turizm İl Müdürü Çetin Şişman, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Murat Kılıç, İletişim Fakültesi Dekanı, TVF Malatya İl Temsilcisi Baki Alparslan ve çok sayıda öğrenci katıldı. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Akronis Termal Otel spor haberlerini sundu.